Max Spor Kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş yeni sezon kadrosu için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin bu çalışmaları devam ederken takım da milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başlıyor. Süper Lig'de geçen haftayı 3 birlik İstanbul Spor galibiyetiyle tamamlayıp milli araya 3 puanla giren Beşiktaş'ta teknik ekip oyunculara 3 gün izin vermişti. Karakartal'da izin bugün bitiyor. Kara Kartal'ın ligden çekilen Gaziantep'ten sezon sonuna kadar kadrosuna kazandırdığı Aleksandru Maxim, siyah-beyazlı formayla 3 maça çıkmıştı. Tecrübeli futbolcu, sonradan dahil olduğu bu karşılaşmalarda skora katkı yapamamıştı. Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde uyum problemini geride bırakıp bununla beraber performansıyla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi amaçlıyor. 32 yaşındaki 10 numara, derbinin başlangıç kadrosunda yer alıp takımına en üst seviyede katkı vermeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ın sezon başında Alanya Spor'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tayfur Bingöl için Şenol Güneş olumlu rapor verdi. Valerian İsmail'in 11'de 2 kez şans verdiği Tayfur, Güneş döneminde ise 7 maçta 11'e girdi. Sol ve sağ kanat, sağ bek ve orta sahada görev alan Tayfur için Güneş'in raporları olumlu olurken siyah beyazlılar da bon servis için Alanya Spor ile masaya oturacak. Akdeniz ekibinden 5 milyon TL bedelle kiralanan Tayfur'un 1.3 milyon satın alma opsiyonu bulunuyor. Siyah Beyazlılar bu rakamda indirim isterken Alanya Spor ile pazarlıklara başlanacak. Kara Kartal'da kadroda düşünülmeyen Deli Alli, İstanbul Spor maçının olduğu hafta sonunu İngiltere'de geçirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre Ali, maç oynanırken ünlü model Kim Kardashian'la birlikteydi. Kardashian'ın Londra'daki gezisi sırasında Deli Ali ile birlikte olması İngiliz basınında gündem oldu. Oli'nin Beşiktaş'ta da tutunamadığı belirtilen haberde oyuncunun Everton'daki geleceğinin de belirsiz olduğu ifade edildi. Teknik ekibin kadroda düşünmediği Kevin Enekautu, Asbaşkan Emre Kocadağ'la bir görüşme yapıp, bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ne hocaya, antrenörlere ne de takım arkadaşlarıma saygısızlık yapmadım. Kimse bana açıklama yapmadı demişti. Konuyu teknik direktör Şenol Güneş'le görüşen Asbaşkan'a, Enekautu'nun kadro planlamasında yer almadığı bilgisinin verildiği kaydedildi. A milli futbol takımının Euro 2024 elemelerinde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların aday kadrosunda yer alan Cenk Tosun, dün Riva Hasan Doğan milli takımlar tesislerinde düzenlenen sponsorluk anlaşmasının ardından voley konuştu. Amerika'dan gelen transfer teklifini kabul etmediğini ifade eden tecrübeli golcü, Amerika MLS ligi takımlarından Chicago Fer'in teklifini geri çevirdim. Gitmek benim için iyi olabilirdi fakat ailemin düzenini bozmak istemedim. Beşiktaş'ta devam edeceğim ifadelerini kullandı. Opsiyon maddesini beklemeden Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayacaklarını belirten Cenk Tosun, bir gol veya asist daha yapmam halinde sözleşmemdeki bir yıllık opsiyon devreye girecek. Fakat as başkanımız Emre Kocadağ ile konuştuk. Opsiyonu beklemeden yeni bir sözleşme yapacağız dedi. Siyah beyazlılar, sezon sonunda yollarını ayıracağı futbolcuları bir bir belirlemeye başladı. Bu doğrultuda Dele Alli'yi Everton'a yollayıp ardından Atiba Hutchinson'u da teknik ekibe dahil edecek olan Beşiktaş, Wellington ve Enekaudo'yla da sözleşme yenilemeyecek. Kara Kartal'da performansı beklentilerin altında olan Roman Saiz, Valentin Rozier ve Jackson Muleka için de karar verildi. Teknik direktör Şenol Güneş'in öncelikli kadro planlaması içinde yer almayan 3 yabancı futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılmasına yeşil ışık yakıldı. İngiliz ekiplerinin takibinde olan Roman Saiz, Fransa ve Portekiz takımlarının radarındaki Valentin Rozier ve Belçika ile Arap kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Jackson Muleka ile lig bitimi yollar ayrılabilir sezon başında ve ara transfer döneminde bu üç isim için teklif alan ancak geri çeviren Beşiktaş yönetiminin, üç futbolcu için de beşer milyon euroluk bonservis bedeli belirlediği kaydedildi. İdarecileri sezon sonuna kadar performanslarında yükseliş göstermemeleri halinde bu üç oyuncuyla yolları ayırıp ardından gelecek bonserviste yeni takviyeler yapacak. Siyah beyazlılar, transferde bombayı patlatıyor. Olympiakos ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'le temaslar başladı. Yunan ekibiyle sezon başında anlaşıp sadece bir yıllık sözleşme imzalayan ve lig bitimi boşa çıkacak olan Yıldız orta saha ile aynı şartlarda bir sözleşmenin yapılması konusu değerlendiriliyor. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.